Şimdi e, bir başka e, konu şu bu, bu yapılan pazartesi akşamı yapılan e, işlem dolayısıyla yani yeni uygulama dolayısıyla bu doları düşüren uygulama dolayısıyla şöyle bir e, eleştiri var bu uygulamaya yönelik. Bilmiyorum Zeki Bey katılır mı buna? E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunu çok e, ısrarla vurgulayarak söyledi. <laughs> yani diyor ki bankada parası pulu olmayan gariban vatandaşın hazineye verdiği vergileriyle siz bankada parası olanların zararlarını karşılıyorsunuz. Yani garibanın parasıyla parası olanın zararını karşılamak şeklinde özetliyorlar bu, bu uygulamayı. Bu doğru bir argüman mıdır? Yani hakikaten benim bankada hiç param yok. Ben zaten dar gelirliyim, zar zor geçiniyorum. Bankada parası olanın parasını koruma altına alarak, döviz endeksli falan diyerek, benim e, be, 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 benim ödediğim vergilerden onlara paramı aktaracaksınız. Bu, bu mudur? Yani bu uygulama bu mudur? Bir de bir şey açıklasın. Bunu beraber. anlamak istiyorum. Bir Sefer Hoca'ya bir sorayım, bunu Hı, bir sefer açıklasın. Hoca'ya bu soruyla beraber biraz evvel yaptığı bir açıklamayı da ekletirsek, konuşmuşsunuz Merkez Bankasıyla bu döviz farklarını Merkez Bankası mı karşılayacak? Şimdi şöyle söyleyelim. Ya da hazine mi karşı? Sonundan mı başlayalım. Yine Yok karşılamaz. Benim Karışılama. şimdi bu basit bir basit soru var. Ben şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP liderini dinledim. Bazı e, kanaat önderlerini, işte ekonomistleri dinliyorum. Böyle yorumlar yapıyorlar. Diyorlar ki bankada parası olanı gelirini bankadaki parasını koruyor. Bunu neyle yapıyor? Hazineyle, benim vergimle yapıyor. Benim bankada param yok. Yani benden vergi alıyorsun, götürüyorsun. Bunu parası olan adamın bankadaki parasını korumak için kullanıyorsun. Bu uygulama bu mudur? Ben yani böyle anlatılabilir mi? Bu uygulama bu şekilde anlatılmaz. Ee, kesinlikle böyle değil. Çünkü bütün ülkelerde yani hem ECB de yapıyor bunu Avrupa'da, Amerika Merkez Bankası da bakın tahvil alıyor hala. Onunla ne alakası var bunun? Direkt alakası var. Şöyle söyleyelim. Burada zarar karşılama değil piyasayı regüle ediyorsunuz, düzenliyorsunuz herkes kazanıyor. Kurun peki, artmasından de, kim kazanıyor? Peki hazineden, devletin hazinesinden para çıkacak mı çıkmayacak mı bu iş için? Normal şartlarda vatandaş yoğun bir şekilde teveccüh ederse hiçbir para çıkmaz. Çünkü sistemin özü dövizin düşmesine dönük olarak. Peki Zaten benim vatandaşın teveccühünün ölçüsü nedir? Yani şimdi ne kadar teveccüh ederse çıkar, ne kadar teveccüh etmezse çıkmaz şimdi falan. Bakın, şu ana kadar vatandaşın teveccühü ne yönde? Buna iştirak etme yönde, değil mi? %30 düştü. Ne kadar yüzde kaç düşmesi %30 lazım? %30 kur otomatik olarak düştü. Yani bu ne hani demek biliyor musunuz? Türkiye'de toplumun lazım tamamına yansıyacak oranda yüzde %30'luk iniş var değil mi? Birçok üründe var aslında. Tamam, düşmeyenlere düşmeyenleri soruyorum. görüyoruz ama düşenler de var bunun yanında. Vatan devletin kasasından bu zararı karşılamak için Para çıkacak mı sorusuna cevap arıyorum. Ya da nereden bulacak o arada farkı eğer, eğer zarar oluşacaksa tabii ki devletin kasasından çıkacak. TL bazında olanlar için hazineden çıkacak. Döviz bazında olanlar için Merkez Bankası'ndan çıkacak. Ama çıkma ihtimali diyorum, var mı? Ama ben çıkma ihtimali var. Ama ben de diyorum ki zaten bu sistem başarı üzerine kurulmuş. Şu ana kadar da %30 geri getirmek de otomatik olarak başarı zaten. Kuru durdurdunuz şu anda, stabil ettiniz, yüzde otuz da geri çektiniz. Bu zaten başarılı. Hocam Kemal yani Bey şunu soruyor. Şimdi o bunu yapmamakla risk alıyorsunuz. Bunu yapmamakla Peki, kumar oynuyorsunuz. Şu ana şu anda bu uygulama devletin kasasından para çıkmayacağını sağlar mı? Şu ana kadar. Şu ana kadarki sistemde sağlar. Neden sağlar? Kaçında başladık? O gün biz diyelim sizlerle birlikte TL'mizi götürdük bankaya yatırdık. Şu andaki %14'ün altında veremeyecek otomatik olarak. Yani mevcut politika faizinin altına inemeyecek. E, aldığımız haberler, yaptığımız incelemeler de gösteriyor ki şu anda 16-17 bandında. Yani özel bankalar şu anda 16-17 ile mevduat topluyor. Çünkü deniliyor ki ya siz zaten fonluyordunuz Merkez Bankası'ndan %14 ile. Gidip de niye %16 ile alsın özel banka deniliyor. Bu fonlama faizi dediğimiz Merkez Bankası'nın fonladığı faiz haftalık repo. Haftalık alıyorsunuz o parayı. Yani %14 ile haftalık borçlanıyorsunuz. Ama benim TL'mi aldığınız zaman 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 12 aylık alıyorsunuz. Aynı zamanda o oranlarda alıyorsunuz. Bu çok avantajlı bir şey. Peki, yani şu 3 günlük, 4 günlük süreçte e, döviz açısından baktığınızda e, hazineden para çıkmayacak diyebilir miyiz? E, tabii ki çıkmayacak şu andaki sisteme göre çıkma ihtimali var mı? Siz diyelim o gün itibariyle girdiniz 13 liradan girdiniz e, şu an 12.50 bitti hiçbir şekilde çıkmayacak Sadece siz bankaya mevduat yatırıyorsunuz banka zaten onun nemasını size veriyor Peki, Küt diye dolar artarsa ne olacak? ha Küt diye dolar artarsa yani herkes tekrardan zaten işin mantığına da aykırı diyelim dolar arttı değil mi? E siz zaten dolar hesabınızdan çıkmamış olacaksınız o zaman. Otomatik olarak. Doları artıracak unsur nedir? Herkesin dolar almasıdır değil mi? E herkes dolar alıyorsa zaten kimse dolardan çıkmıyor demektir. Herkes dolar alıyorsa zaten bu sistem tutmamış demektir. Zaten hayır tutmamış demektir. Bir de herkes dolardan çıkmadığına göre çık, çıkan kimse yoksa ...kime ne mal ödeyeceksiniz? Ya Hazineden ben, kime ödeyeceksiniz? Doğru, ben çıkan olacak doğru. ki ben de ödeyeceksiniz. De miyim? Yani Sayın Bakanım, ben size bir soru sorayım isterseniz öyle. Şimdi bir de şu e var, anlatsın güzel Bir de şu var TL kısmına bakalım. Başarısız olur diyorsunuz yani dolar arttı diyorsunuz. E o zaman da şu demektir bu. Herkes elindeki TL'yi bu argümana değil de dolara yatırıyor demektir. O zaman sizin de zaten kimseye verecek paranız olmayacak demektir. Hani şu, şu anlamda olmayacak hani. Bankaya kimse yatırmadığına göre zarar diye bir şey yok o zaman. Bankaya yatırdıysa da diyorsunuz. Yatırdıysa da tersi aşağı çekecek. Tabii yani gayet mantıklı. Zaten bakın Ahmet Bey, değerlendirme çok kolay. Daha ilan edildiği anda %30 kuru çekebiliyorsanız bu başarılı bir modeldir. Bu model tutar diyorsunuz. Yok, yani tabii. hocam Hocama, samimiyetle Hocama bir soru istiyorum. sorayım. Zeki Sayın Bey. Cumhurbaşkanı bunu açıkladı diye mi kur düştü yoksa el altında satışlar oldu e, diye mi düştü? Bunu samimiyetle Zeki gerçekten... Zeki Bey şey gördüm, hocam, sor, soruya, el altından diye bir satış olur mu? Yani bunu Sayın Cumhurbaşkanı soruya cevap Ay, versin. Yani sizin gözleminiz nedir bu nokta? Soruya, soruya cevap verin. Net olarak el altından satış diye bir satış yok. Siz bankadaki paranızı satıyorsunuz. O akşam rakam geldi işte. 1 milyar dolar vatandaş girdi. Peki şu. Ne el Kimler altı? Yani el altı Bunun nasıl bir şey? Hükümetin bunu açıklaması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı o açıklamaya başladığı anda doların düşmesini sağlayan, Kimler kur satışında bulundu? Döviz satışında bulundu. Bunu hükümetin bir açıklaması. Vallahi ben da. dolarda dolarda yani satış. Yani neden soruyorum Bakın. bunu? Bakın, e, Merkez Bankası sanıyorum 5 defa 1 Aralık'tan itibaren müdahalede bulundu ama doları düşüremedi. Şöyle düşüreme. basit bir örnek o gün vereyim. O söylem miydi, Sayın Cumhurbaşkanının söylemi miydi bu 12'lere düşmesi yoksa gerçekten satış mı vardı? Tamam, basit bir şekilde izah edeyim Sayın size. Bakalım. Zeki Bey basit yani bir şekilde Ama soruyu sordunuz cevabı Abi, cevabını vereyim basit bir şekilde. Merkez Bankası her müdahalesinde değil mi? 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, 2,5 milyar dolar müdahalede bulundu. Hiçbir zaman. Şey kur gevşedi. En azından o anda etkilendi değil mi? Beş sadece dakika. bu kadar. 5 dakika, 10 dakika. E, tamam o zaman sadece Sonra? söylemle bile %30 düşüyorsa bu büyük başarı demektir. Artı satılan miktar söylendi o gün 1 milyar dolar. E, 1 milyar dolar satılınca bu spekülasyon mu oluyor yani? Sadece 1 milyar dolarla bu kadar düşmesi sizce normal bir şey mi? Peki o zaman e, şunu sormak lazım. Doları bu hükümet 10 lirada tutmuş olsaydı bu kadar maliyetle bu ülkenin üzerine e, kalmamış olmaz mıydı? Hükümetin doları 10 lirada tutmak gibi bir misyon olabilir mi? yani Böyle ya bir misyon olmaz zaten. Peki pazartesi ne oldu? Hayır, aynı aynı hamle. Güzel soru. Güzel aynı soru. hamle bir ay önce yapılmış olamaz mıydı? Aynı hamle. Madem bir ay. bunu yapacaktı. Şuna, ya bu kadar maliyete ne ger gerek vardı? Gerçekleri, gerçekleri Şöyle söyleyelim istiyorsanız. Gerçekleri unutup tartışıyoruz. Kusura bakmayın. Bu doları düşüren bankalardır. Şu anda Noel dolayısıyla oynayan yabancılar sahnede değil. Ne Türkiye'de ne Türkiye dışında. Yıl sonu geldi. bankalarda coşmuşlardı. Sorduğunuz bir sorunun da yanıtını vereyim. Herkes sizin merak ettiği. Bu paranın döviz kısmını Merkez Bankası verir. Şu anda dövizin yükselmesinden en büyük kar elden tek kurum Merkez Bankası'dır. Göreceksiniz. Evet. En fazla vergiyi o ödeyecek. En fazla kar dağıtımı için parası olacak. Oradan kazandığının bir kısmını buraya verecek. Ancak şahıslar girmedi sahneye o kadar. Yani işte buradaki benim üzüldüğüm şey Muhalefetle uzlaşmak, eleştirilenlerle oturup şimdi bir örnek vereceğim dünyada herkes ders almalı. Oturup hemen parasını yatırmayan halk üzerinde yatır deyince ben bugün e, döviz büfesinin önünde kuyruk vardı. Sabah da gösteriliyor bazı haberlerde millet satıyor tam tersini alıyorlar diye. Hem de alanlar iktidar partisinin mensupları yani öyle kimse söylemezsin alıp satan. Peki, yani söylediğini e, sorunun e, yanıtı. İktidar Partisi mensubu olduğunu nereden aldın? E, sordum ben hangi partidesin adam söylüyor <laughs> bir tane Para onlarda Ama da zaten. Efendim ben niye söylüyorum? Orada da bir tane söylüyor. Yani bir taneye bakıp da budur diyemiyorum. Ben benim söylemek istediğim ya. o yani kimse bakın. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde o mortgage yüzünden, kriz yüzünden devlet kredi veremeyecek hale geldi kredi veremeyecek hale gelince ne oldu? Bush 20 milyar dolar piyasaya para vermek zorunda. Çağırdı Obama'yı. Obama aday, Bush aday değil. Oturdu Obama ile birlikte. Mutabakat sağladılar. 20 milyar dolar Obama ne o günkü seçim kampanyasında ne de bugüne kadar hiçbir demokrat gündeme getirmedi. Bir kere şu anda biz aynı gemide ama aynı denizdeyiz. Yani gemiyi kurtarmamız da yetmiyor. Denizi sağlam hale getirmek zorundayız. Onun için bu işi yaparken ne <laughs> muhalefet gibi ortaya görüş atmak lazım ne de iktidar gibi ben yaptım. Bana iktidar hesap versin bakalım. Ben hesap soruyorum şimdi. Ne hesabı? Durduk yerde bu iş yapılırken besen ya yüzde yirmi beşten otuza çıkartıyorsun. Besin ne ilişkisi var bunun? E, tasarrufu teşvik ediyorsun. Hayır efendim. Ne tasarrufu? Devlet ödeyeceğim diyor. Tamam yani, tasarruf etmiyor vatandaşın işte. Hayır bu gerekçe değil. Bakın. Ama şimdi getirin kim gerekçe, getirdiyse şey gerek değil, değil. Maliyet getiriyorsun derse. İşte Ahmet Bey'in sorduğu o ya Sayın gireci. Bakanım çok açık değil mi? Dolara yatırım yapma gel ben sana be, BES'e yatırım e, yap. tasarruflarını e, BES'te ya Ya bir dakika ben be, tasarruf best, yap tasarruf TL edeyim. TL ya, TL'de Ya BES'te normal çalışanlar ya gibi. Bakın bakın ben şöyle söyleyeyim. Bu tür şeylerde hani arıyorsak ikinci el spekülatör filan bu fikirleri getirenlerde arayalım ya. Durduk yerde Türkiye yanıyor, kurtulması gerekiyor bu yangından. Bir kısmı hani herkes diyor ki bu kefen parası ne diyorsun? Bu kefen parası Anadolu'da insanların sıkıştıkları zaman güvenilir liman bulmalarıdır. Eskiden güvenilir liman neydi? Şimdi Seyirciler, Masum Bey altın. Pazartesi akşamı e, 17'den 18'den e, dolar almış vatandaşlar var kefen parası olarak dedi de o, onları o çok söylüyor. tepki gö tepki çekti o cümle şimdi onu açıklıyor. E tabii yani kefen parası Anadolu'da herkes Ya kefen parasını dolar dolarda mı tutar A, tabii, Anadolu'da? Tabii dövi, dövizde tutuyorlar. Eskiden altındaydı. Konuşsunlar niye tutuyor adam? Kefen parası dediğim yalnız hakikaten kefen ölmek için değil küçük tasarrufunu. Şimdi ya, bir, Sayın bir, Bakanım bakın insanlar yazıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bunun psikolojik etkisini bence azımsıyoruz. Bakın bir esnaf diyor ki Bugün diyor dövizdeki düşüşün inşaat sektörüne ilk katkısını gördük. 14.50 olan demir fiyatı şu an 10.50 olmuş. Bu daha iki günlük yansıma. Demir, demir kutu, demir bakın, bakın demir kutu profil, demir ya demir inşaat. Zaten dövize bağlı, de, bağlı de, da onun için. Biz de demir, niye, profil, biz, ya, biz şey de demir üretiyoruz ya. Sayın Yapmayın, Bakanım, demir ya Allah aşkına Noel tatiline bağladınız. Döviz alanları AK Partili yaptınız. Şimdi esnaf yazıyor diyor ki, bunun diyor yansıması 14 TL'den 10.50'ye düştü. Bu bütün sektörlere yansırsa bu hamle, hükümetin yaptığı bu hamle hem TL değerlenir hem bu balon, köpük vatandaşa markette enflasyon yani, olarak yansıyan fiyat artışları söz konusu bakın, olmaz. Bakın, ya işte bu tür düşünceler yanlış nasıl düşünelim? Hayır bir dakika Şimdi ama, ama ben şöyle çok özür diliyorum Nasıl şöyle, düşüneceğiz bakın, söyleyeyim. Nasıl o zaman bana şunun cevabını verin. Şimdi evet, bakın Zeki buyurun. Bey diyor ki siz de hemen hemen aynı şeyi söylüyorsunuz. Dolar yükselirken hükümet niye müdahale etmiyor? Değil mi? Bunu söylüyorlar. Edemez ki. Ya etti. Şimdi ben demiyorum. Müdahale etmiyor. Hayat faizi düşüremedim. Yol ver. Bakın bak, müdahale hakikati. Bir laf söyledim. Şimdi biraz bakın. Evvel. İktidar de, ve muhalefet size anlatayım. bunu eleştirip konusu yapmaktan çıkarmalıdır vatandaş, diyorum. Dolar yükselirken dediler ki vatandaş inim inim inliyor. Değil mi dolar yükselirken? Çarşı pazar yanıyor. Devlet buna müdahale etmiyor. Devlet müdahaleyi etti, dolar yüzde 40 düştü. Şimdi doların niye yüzde 40 düştüğünü sorguluyorlar. Ya burada çok garip bir çelişki yok sorgulamıyor. mu? Yani şunu kabul Zaten etmiyorsunuz. Bey. Bakın şunu kabul etmiyorsunuz. Sizin... Dolar eğer artmazsa, hatta düşerse. Hiçbir zarar bu yok. Çok... Bakın başka bir örnek daha vereyim. Mesela belediyeler yurt dışından borçlanıyor, değil mi? Hazine garantili borçlanıyor. Şöyle. Hazine garantili hocam, Zafer hocam. Makroekonomi dersi sunuyor. Makroekonomide burada sizin makro makroekonomik olan bir üretim var. var. Ya, ee, sizin e, dersiniz, makroekonomi. Hep beraber konuşuyoruz. bak. Buradaki olay şu. Şimdi Zafer Bey de haklı, sen de haklısın ama ikinizin tartışma konusu. Ben onun için üzülüyorum. Tartışmak değil bu ama. Bak sevgili kardeşim bir şey söyleyeyim. Şimdi diyor ki Sayın Bakanım, niye diyor daha önce müdahale etmedi? Kardeşim Edemiyor. Bir hasta ben var. Mesela. Ya on dokuzda kalsaydı dolar be. arttığında yani bu faiz. Eğer mı yaparsınız? Bakın bu kişi on aşama dördün aşama üzerinde. Aşama aşama tedavi etmeye çalışırsınız. Bakın bu kişinin on, yüzde on dördün üzerinde bir gelirini sen devlet olarak kapattığın zaman e, faizine devlet örtülü olarak hayır hazineden. Hayır, ama, ama devlet hazinede ödemiyor. Döviz olarak ama Merkez bak, Bankası'ndan bak, TL olarak hazineden öyleyse, çıkıyor. Öyleyse parlamentodaki milletvekilleri bütçe geçerken bu kalemi arasınlar. Eğer Hocam ya yapmayın, ya, tamam. Bakın, nereden bak, biliyorsun? Bak, tamam bak, Ne yapabilirim? Bakın. Ne yapabilirim? Doların artacağını yani, nereden ama, biliyorsun? Ama ben yani hiç beyler bir yere gidiyor. Hocam beyler. ölümü gösterip sıtmaya razı etmeyin. beyler. İnsanlar ya. Ya öyle bir şey yapmayın ya. Doların bu ya, kadar aşkına kadar kötü bir şey değil bakınız, Zeki Bey. Bakınız Bunun o dediğiniz demir olayı 6.50'den 10.50'ye neden çıktı? 3 ay içinde. Zeki Buraya Bey, cevap verelim. Buradaki Ahmet. sizin şimdi psikolojinizde biliyor musunuz? Şimdi 14'ten 10.50'ye düşer. Sizin psikolojinizde ben size anlatıyorsunuz da. Şimdi... 6.50'den Ahmet Zeki Bey. Zeki Zafer Şahin yani ne olursunuz ya. Ama bakın burada. Söyleyin o. Ya pembe tablo çizeceksiniz çizelim yok, arkadaşlar. Şimdi burada. Barış biz dahil değiliz bu burada tamam, tartışmanıza. Burada şunu tamam. kabul edin. Yani teknik Erdoğan, olarak dahil olmayız. Şunu kabul edin. Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi çok şaşırtan. Büyük oranda da üzen bir müdahale yaptı. Tabiri caizse denizin üzerinden yürüdü. Dur bakalım şimdi diyorsunuz ki, Siz şimdi diyorsunuz ki Erdoğan yüzme bilmiyor. Ya, Peki. sizin evet. özetiniz bu. Ya öyle bir Sefer, şey diye değil ya. Ya Öyle der ya. miyiz ya? Allah Neye <laughs> cevap vereceksin? Hocam buyurun. Zik